Çağatay'ın ben çıkıyorum. Annem illa sen de pazara geleceksin dedi. Filmleri tek başına taşıyamıyormuş. Abla sen yokken ben de Walkman'ın şarkı dinleyebilir miyim? Söz abla bak hiç kimseye gösterme. Tamam. Dikkat et. Mehmet'in eline falan geçmesin. Tamam. Zaten onun maçı var. Akşam anca gelir. Ben uyarayım da. Teşekkür ederim abla. Bir şey yapayım. Hadi bay bay. Yok mu? Hoş geldin diyecek kimse yok mu bu evde ya? Ha? Alo? Ben dışarı, herkes dışarı. Biri kapıdan, biri bacadan. Lan ne yemek var, ne biçim var evde ya? Lan ne biçim insansınız siz ya? Ne yapıyorsun lan? Lan 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 lan. Alo? Alo? Lan duymuyor musun? Duymuyorum lan sen beni. He? Ne dinliyorsun lan sen bu yaşta? Sen dansöz mü olacaksın, köçek mi olacaksın lan benim başıma? Ha? Dansöz mü olacaksın? Lan! Köçek mi olacaksın? Nasıl yapma lan? Nasıl yapma? Nereden buldun lan bunu? Ha bizim 5 kuruş paramız yok. Nereden buldun bunu? Çaldın mı lan? Baba hayır ben çalmadım. Ablam Seba'dan aldı. Ödünçtü. Ne diyeceğim ben şimdi ablama? Ne diyeceksin ablanın? Nerede o? Abla. Şöyle diyeceksin. Babamdan sana diyeceksin. Hediye var diyeceksin. Tamam selam var diyeceksin. Bu kadar basit. Değil mi kızım? Ha? Beni delirtme. Seni bak gebertirim. Yallah içeri geç. Bana yemek hazır ha! Böyle müzik müzik dans dans bir daha görmeyeceğim! Aç orada çapı! Hayvan! Nenden neymiş? Şadiyem. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Abla, babam... Ziyan yok. Abla, affet beni. Özür dilerim. Ziyan yok dedim değil mi ablam? Bir şey olmaz. Biz bunun parçalarını böyle birleştiririz seninle. Ondan sonra böyle çok iyi olur, yeni olur. Ha? Çakılıp kaldık eve. Hani dışarı çıkacaktık? Narin gelir şimdi. Gelsin çıkarız. İyice yerleştik aldı bu kız senin eve. İyileşmedim daha ya. Alçıları yeni çıktı. Yani tam iyileşmedi aslında. Bir de o halde işe gitti biliyor musunuz? E kendi evine döner artık ayağında iyileştiğine göre değil mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Narin. Nasıl oldu ayağın? İyi iyi. Daha iyi. Ya biraz ağrı var tabii ama Hacı amca işte erkenden gönderdi. Vallahi çok iyi adam ha. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Şey getirdim, restorandan yemekler getirdim sıcacık. Yer misiniz? Çok güzel. Ne yemeği bunlar? Bizim restoranda pişen yemeklerden. Şey var, barbunya var, yumurtalı ıspanak. Dolma var, dolma var. Bak. Mis gibi. Yoğurt var mı? Bilmem, vardır herhalde dolapta. Bir bak istersen. Tamam. Ay yok artık ya. Neydi belirsiz bir lokantanın artık yemeklerini mi yiyeceğiz ciddice? Yok ya bizim restoranın
Kazandan ellerimle doldurdum. Daha sabah pişti. Ay sağ ol canım. Biz tokuz. Değil mi kızlar? Evet, hem de nasıl. Ben de yiyemem. Sen Deniz koyayım mı? Uğraşma ya. Bak kızlar dışarı çıkalım diyor. Yani çok ağrın yoksa hadi gel dışarı çıkalım. Yok ya, yok. Şey yapayım ben, elimi yüzümü yıkayayım, üstümü falan değişeyim. Siz eğlenmenize bakın, gelirim yine şey yaparım. Toplarım onları. Aa. Allah Allah. Nerede bu ya? Ya yok, banyoda da yok. Kafayı yiyeceğim. Nerede düşürdün bunu ya? Senden sonra Narin girmemiş miydi banyoya? Evet. Ne? Allah olur mu olur? Ya kızın günahını almayın. Ay yok artık. Saçmalamayın be. Niye olmasın? Hayatında gördün mü kız o kadar parayı bir arada acaba? 10 sene çalışsa bir araya getiremez bir küpenin parasını çalıştı o gariban lokantada. Bence gidip odasını arayalım. Kesin bir yere saklamıştır küpemi o fırsatçı. Yok artık. Saçmalama. Aa, kendinize gelin be. Narin öyle bir şey yapmaz be. Ona kefilim ayrıca. Ne olacak senin küpen kaybolduysa? Alırım ben bir tane. Allah Allah. Değil midir nedir ya? Beni hırsız sanıyorlar ya. Olacak iş değil. Ben sana bu İstanbul'un insanlarına güven olmaz demiştim değil mi? Ya inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey düşünürler ya? Nasıl böyle bir şey düşünürler? Ya gidip polise şikayet ederlerse seni? Ya nasıl anlatacaksın o zaman derdi? Deniz öyle bir şey yapmaz. Tabii. Ya babanın oğluydu zaten Deniz. Ya sen bugüne kadar en yakınlarından bile ne kazıklar yedin? O yere göğe sığdıramadın Fırat dahil. Benim ayağımın alçası çıktığına göre benim artık durmam için bir sebep yok. Ben niye burada duruyorum ki? Ne yapıyorum ki ben burada? Şimdi gecenin yarısı nereye gideceksin? Sokaklar iblislerle dolu. Ya yat sabah gidersin artık. Çok bilmiş. Çok bilmiş. Bir da bilme. Bir da bilme ya. Tamam. Peki sabah giderim. Narin yapmaz, kesin yapmaz. Ay ya şeytan uyduysa? Aman olmaz canım öyle şey. Saçmalıyorum ben resmen. Aa, Deniz Hanım, siz bu saatte kalkmazdınız hiç. Kötü bir şey yoktur inşallah. Cık, uyku tutmadım. Hı. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Bir şey ister misiniz? Bana baksana sen. Ben hırsız falan değilim, tamam mı? Narin, bir tanem ne alakası var? Ben mavi yırkanı soracaktım sana üstümle uyar mı diye, o kadar. Evet evet, bence uyar, al senin olsun, çok güzel olur. Ayrıca da bugüne kadar yaptığın her şey için çok teşekkürler gerçekten, iyiliklerin için. Nasıl ödeyeceğim hakkını? Çok iyi bir insansın gerçekten. Ya dur Narin, Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Ay ölümü öp, saçmalama. Sus Deniz, yeter. Deniz Hanım, bunu mutfakta, buzdolabının yanında buldum. Sizin böyle bir küpeniz yoktu ama.
Nari dur bir ya. Dur dur, hayatta bırakmam seni. Hayatta bırakmam. Bak ölümü öp, yemin verdim, bırakmam. Ya Deniz tamam. Allah Allah. Ömrüm sonuna kadar burada kalacak değilim ya. Zaten gidecektim. Aa, gidemezsin. Dur. Narin bak. Gerçekten. Gerçekten ben hiçbir zaman senden şüphelenmedim. Gerçekten. Uzatma Deniz tamam. Zaten gidecektim ya. Allah Allah. Ya, Narin. Çekil şuradan. Narin git. Ay, Deniz ya. Hanım. Deniz Hanım. Canım, bugün Narin geldi mi, gördün mü? Hayır, görmedim. Al. Kıymetli küpenin bir tarafına. Senin köylü kız almış değil mi? Bak ben sana demiştim ama. Hayır canım, tıkınmak için dolabımı tırtıklarken düşürmüşsün. Bir daha senin yüzünü görmek istemiyorum. Senin de, diğerlerini de. Gördüğünde söylersin. Sana duyurmamıştık. Abim çok hastaydı. Yani ben de çok sonradan öğrendim zaten hastalığını. Hastalığı çaresiz noktaya geldiği zaman öğrenmiştik. Ne? Yapılacak her şeyi yaptık. Hatta bedava tedavi bile ayarladık ama... Evde avuçta da yoktu ki. Tetkikler için bile para bulamıyorduk. Anne. Gelecek güzel abim, gelecek. Hastaneye kadar gidiverdi. İlaçlarını alıp gelecek. Çok sıcak ya. Abi ört üstünü, zaten oda soğuk. Daha çok üşüteceksin. Abla çok ateşi var. Abi bak. Bak kapının önünde ne buldum. O ne abla? Ya böyle çok güzel bir şey. Sana çok beğeneceksin. Getir bakayım. Tatlı. Merhaba. Çok tatlı. Nereden buldun bunu? Çok şekermiş ya. Sana beğeneceğini söylemiştim. Ne olsun bunun ismi? Buna bir isim verelim. Yani senin köpeğin olduğu için sen koy adını. Bunun adı... Adı Bulut olsun mu? Ha? Baksanıza puf puf böyle çok şeker. Pişt, Bulut. Alo, kimse yok mu lan evde? Çekil, çekil. Geliyorum. Ah. Karnım çok aç. Yemek hazırla. Tabii babacığım. Bu mal neye yatıyor yine? Çok ateşi var baba ondan. Koca gün top peşinde koşarsan olacağı bu. Ananız nerede lan? Çarşıya kadar gidiverdi baba. Anarız. Gidiş olsun da dönüş olmasın inşallah. Ne bakıyorsun lan? Yemek hazırlasana. Bulut. Ablam şeyi bilmiyor. Oğlum. İyi misin Narin abla? Şartlar altında yaşaması mümkün değilmiş zaten. Ah kim bilir ne acılar çektiniz. Kim bilir nasıl uğraştınız onu kurtarmak için. Ahmet. Yapılacak her şeyi yaptık. Başhekim çok iyi bir adamdı. Bize çok yardımcı oldu. İlaç firmalarından bedava ilaçlar temin etti. Hatta tedavisi için para bile almadı ama... durum işte gittikçe daha kötüye gitti. Anneme hiçbir şey belli etmedik. Melek de son ana kadar abime baktı bebek. Çok sevdim ben Mehmet'i. Çok sevdim. Ama işte yaradan onu erkenden aldı aramızda. Melek.
Benim sana söylemem gereken bir şey daha var o geceyle ilgili. Mehmet Ecevi de ölmedi. Yani ben de o gece evdeydim. Şahin. Git. Abi. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Anneciğim, ikiniz de ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm anneciğim. Ben öldürdüm sizi anneciğim. Ben öldürdüm. Kızım, ne diyorsun sen? Sen çekil şuradan be. Allah muhafaza. Ne yaptıysa. Şadi öyle şey yapacak kız mı? Ne yaptıysa. Ya, ömür boyu hapse atarlar küçücük kızı. Atla şehire kadar bırakayım seni. Ah, razı olsun sen de amca. Senin Allah belanı versin senin. Allah belanı versin senin. Belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Annem için yapılacak bir şey yoktu. Ama Mehmet. Mehmet hala yaşıyordu. Ya ne yaptıysam ikna edemedim onu odadan çıkarmaya. Bırak öleyim diye yalvardı. Ya çok duman vardı abla. Ya boğulacak gibi oldum. Yani çok korktum ya. Ne yapacağımı bilemedim. Acılarını dindirmemi istiyordu abi. Sonra ben de işte... Bir tanem. Şadiye sakın kendini suçlama, tamam mı bir tanem? Bak, Mehmet bir hafta 10 günlük ömrü kaldığını biliyordu. Beni doktorla konuşurken duymuş. Demek ki acısız bir şekilde ölmeyi tercih etti. Şadiye, neler yaşamışsın, neler çekmişsin böyle. Sonra işte çektim gittim evden. Ben seni çok aradım Şadiye. Ya kızım, katilim ben. Katilim yani.
Nasıl çıksaydım insanların içine? Çok canım yandı ya. O acıyla zaten kendimi oradan oraya vurdum. Sonra işte kader beni ablamla karşılaştırdı. Hadi, hadi. Nasıl, beğendin mi? Evet. Her şey çok güzel. Süper. Et harika. Aşçı süper. Ya gerçekten çok güzel bir otel. Üzüldüm böyle boş olmasına. Babam zamanında hiç ilgilenmedi ki. 80'lerde 90'larda çok ünlü bir oteldi. İstanbul'un ilk hafta sonu otellerinden biriydi hatta. Şimdi ben ele alıyorum. At sahiplerine yönelik bir yer yapmayı düşünüyorum. İki tane atımız var. Yarın sabah binmek ister misin? Ciddi misin? Evet. Hatta birisi çok uslu. Ufak ufak gezeriz, ne dersin? Yani yıllar önce üniversitedeyken bulaşmıştık o işlere ama ne bileyim, o kadar zaman oldu ki unuttum ben. Bak, burada hiçbir şeyim kalmadı. Kesin o evde beni hasta eden bir şey var. Evet. Döner dönmez çok kapsamlı bir araştırma yaptıralım Fırat. Dönmeyeceğiz ki. Artık burada mı yaşayacağız? Şöyle olmaz mı? Ha? Bak, senin evine de kendi evime de adam yollayacağım. Eşyaları aldırırız. İyi ki seni geri almak için çıkmışım o evden. Beni affetmeyeceksin diye çok korktum, biliyor musun? Onca yıl içime işlemişim ben seni, kalbime. Ben de şaşıyorum kendime nasıl oldu diye. Yani gözlerine bakmadığım o kadar yıl hiç unutmadım ben seni. Şimdi böyle karşımda dururken, bana böyle bakarken sevgi dolu, nasıl uzak durabilirim ki senden? Hayatımın en güzel kısmı seninle geçti. Yıllar önce yaşadığımız o şeyler hala capcanlı duruyor içimde. Ama tabii şimdi başka. Beni başka bir büyülüyorsun güzelliğinde. Narin. Çok güzelsin.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.